Herkese merhabalar arkadaşlar. IEEE Akdeniz YouTube kanalından yeni bir canlı yayınla karşınızdayız. Bugünkü etkinliğimizi IEEE Akdeniz Öğrenci Kolu Power and Energy Society olarak yapıyoruz. Yanımızda çok değerli birisi Fatih Kürsoğlu Bey var. Size verelim Fatih Bey sözü. İsterseniz biraz kendinizden bahsedin. Teşekkür ederim. Estağfurullah, sağ olun. Ben Muhammed Fatih Kösoğlu, İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık 3 yıldır sektörde çalışıyorum. Özel bir sektörde başladım. Şimdi farklı bir firmada, otomotiv sektöründe gömülü yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Daha çok embedded software tarafı dediğimiz gömülü yazılım tarafındayım. Udemy ve YouTube'da kendi alanında eğitimler vermeye çalışıyorum. İnsanlara bildiğim işleri öğretmeye çalışıyorum. Böyle sektörde çalışıyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar ben de biraz kendimden bahsedeyim. Ben de Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu sene Power and Energy Society'nin başkanlığını yapıyorum. Böyle canlı yayınlar yapmaya çalışıyoruz YouTube kanalında. IEEE Akdeniz Instagram sayfasını takip ederseniz orada da etkinliklerimizi zaten duyuruyoruz. Oradan takip edebilirsiniz. Sorularımıza geçelim. Ben birkaç soru hazırladım Fatih Bey. Böylece tamam. Soru üzerinden devam edebiliriz ya da sizin anlatmak istediğiniz varsa direkt orada öyle de başlayabiliriz. Yani. Şöyle yapalım isterseniz sorularımızı eritelim. Soruları eritirken zaten muhabbet havasında olsun. Hem sıkılmayalım hem de muhabbetle bilgiyi araya sıkıştıralım. Daha tatlı olur böyle. Anladım. Yorumlar kısmından arkadaşlarımız da sorular yazabiliyorlar. Oradan da alabiliriz daha sonrasında isterseniz. Tabii. Bol bol soru yazabilirsiniz aklınıza gelen soruları. Şöyle başlayalım. Burada. Galiba internet gitti. Evet, bir bağlantı sorunu oldu galiba. Nasıl karar verdiniz Fatih Bey? Üniversitede mi yoksa mezun olduktan sonra mı? Nasıl başladınız? Yani zor bir soru. Zor soru değil aslında şöyle. Malum ülke şartları gereği. Ben de elektrik elektronik mezunuyum. Elektrik elektronik okumanın dezavantajı aslında elektrik elektronik mühendisi içerisinde birçok dalı barındıran bir mühendislik fakültesi bölümü. Haliyle aslında baktığınızda elektrik ve elektronikten oluşsa da detayında elektrik var, elektronik var, gömülü yazılım var, otomasyon var, biyomedikal var ve daha farklı alanlar var. Haliyle bunlar arasında seçim yapmak aslında bir öğrenci için çok zor. Hele Türkiye şartlarında bu seçimi yapmak çok daha zor. Çünkü aslında yönelim yaparken mezun olduktan sonra ne yapacağınızı düşünmeniz gerekiyor. Haliyle orada da konuya bakarken iş bulma olanağına göre seçim yapıyorsunuz. Benim seçim yapma şansım öyle oldu. Ben elektronik çok istiyordum. Ancak Türkiye'deki elektronik mühendisi beklentisi kapasitesiyle elektrik mühendisi beklentisi kapasitesi çok farklı. Elektrik mühendisi olduğunuzda iş bulmanız çok daha kolay oluyor. Ama elektronikte biraz daha zor. Elektriğe nazaran tabii. Ben seçimimi yaparken arada bir seçim yapmıştım. Elektrikten de ders almıştım, elektronikten de ders almıştım. Artık mezun olduğumda hangi alanda daha kolay ilerleyebilirsem o tarafa doğru yönelmek için. Aslında biraz elektrik cebde dursun diye almıştım. Temel olarak tercihim elektronikti çünkü elektroniği seviyordum. Elektronik mühendisliğini daha çok ağırlık vererek devam ettim. Peki gömülü yazılımla uğraşmak isteyen mühendis adaylarına birinci sınıf olur, ikinci sınıf olur ya da yeni mezun olur. Onlara tavsiyeleriniz var mıdır? Tabii ki. Şimdi şöyle, bu tavsiyeleri bence tüm branşlar için ve tüm sınıflar için konuşalım. Artık dünya o kadar hızlı gelişmeye başladı ki insanlar da artık kendilerini çok daha rahat, çok daha kolay bir şekilde geliştirme imkanı bulmaya başladı. Özellikle bilginin açık kaynak olmasından dolayı bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Bu bilgiye ulaşmaktan kastım artık bu kitabi bilgiler değil, daha derin bilgilere dahi ulaşmak kolaylaştı. Bununla getirisi olarak insanlar kendilerini daha hızlı yetiştirmeye başladı. O yüzden
aslında üniversiteye başlamaktan itibaren artık yavaş yavaş ciddi anlamda kendimizi geliştirmeye başlamalıyız. Yani üniversiteye başlayan bir öğrenci artık kendini iş hayatına başlamış gibi görmeli ve kendini yetiştirmeye başlamalı. Çünkü o kadar çok rakibiniz olacak ki, nasıl üniversite sınavına girerken rakibiniz varsa, iş hayatına atılacağınız zaman da birçok rakibiniz olacak. O rakiplerden kendinizi artıya çıkarmanız için sürekli olarak çalışmanız gerekiyor. Ve artı olarak da kesinlikle yöneleceğiniz alanı yavaştan seçmeye başlamalısınız. Yani son zamana kadar bırakıp ne bulursam o sektörde çalışayım fikriyatı artık çökmeye başladı. Çünkü firmalarda kalifiye eleman istiyor. Yani yeni mezun da olsa en azından bir iki bir şey yapmış, öyle gelmiş öğrenciler istiyor. O yüzden özellikle kendimizi hangi alanda seçeceğimize karar vermeye başlayıp, kararı verdikten sonra da o alanda yavaş yavaş çalışmaya başlamalıyız. Gömülü sistemler için başlayacak arkadaşlara tavsiyem. Gömülü sistem dediğimiz şey aslında bir mikro denetleyici içerisinde, bir gömülü bir sistem içerisinde bir işin yaptırılması demek. En temel tabiriyle. Ve bu mikro denetleyicileri de biz belirli programlama dilleriyle kodluyoruz. En temel olarak bir mikro denetleyiciyi kodladığımız en çok kullanılan program C programlama program dili. O yüzden ilk olarak bunların hepsini dışa alıp öncelikle İngilizce diyorum. İngilizce seviyemiz çok iyi olmalı. Çünkü her ne kadar ülke olarak gelişmeye açık olsak da, hızlı bir ilerleme kaydetsek de, şu ana kadar yapılan bütün çalışmalar, bütün teorik bilgiler İngilizce. Yani dünyanın en absürt köşesinde yapılan bir çalışma bile İngilizce olduğu için, sektörde hızlı bir şekilde ilerlemek için, bilgileri daha hızlı kapmak için İngilizce çok faydalı. O yüzden İngilizce temel olarak şu an fırsat varken iyi bir şekilde geliştirmek en büyük artı olacaktır. İkinci olarak da C programlamayı çok iyi bir şekilde bilmeliyiz ki gömülü sistemler alanında çalışacaklar, özellikle yazılım tarafında çalışacak arkadaşlar artı bir daha öne geçmiş olsun. Gömülü donanım tarafında çalışacak arkadaşlar da, gömülü sistemler, gömülü yazılım ve gömülü donanım diye iki ayırırsak, onlar da yine aynı şekilde yine bir sağlam İngilizce bilgisi. Çünkü bir data sheet okumak için bile, yani bir komponentin bilgisini okumak için bile İngilizceye ihtiyaç duyacak. O yüzden önce İngilizce, sonra kendini elektronik alanda ya da aynı şekilde paralelinde yazılım alanında geliştirecek kaynaklara başvurmak. Bol kitap okumak, bol örnek çalışma yapmak, bolca denemek. En önemli şeyler bunlar. Peki bize kitap önerileriniz var mıdır bu konuda? Tabii. Mesela elektronik için bir üniversitenin paylaşmış olduğu, bir hocanın paylaşmış olduğu 1500 sayfalık bir kitap vardı. Third Edition. Bende de kitabın kendisi var. Şu an ismini hatırlamıyorum. Onu birazdan çıkarır gösteririm. Hatta dersin sonunda da paylaşmış oluruz. Özellikle gömülü elektronik alanında, gömülü demeyelim de tüm elektronik alanında çok güzel bir kaynak. Kendini geliştirmek isteyenler için çok büyük bir artı olacak. Yazılım alanında da yine aynı şekilde tavsiyem. Aslında yabancı kaynakların birçoğu gerçekten bu alanda çok iyi. O yüzden ben çok ayırt etme konusunda çok farklı düşüncelerim yok. Yani illa bu olsun, illa şu olsun modunda değilim. Ancak kesinlikle okumakta fayda var ne olursa olsun şu seviyede. Çünkü nereden ne yakalayacağınızı bilemezsiniz. O sebeple bu kaynak artı olsun, diğerleri de herkese aynı şekilde tarama yapmak çok önemli. Takdir edersiniz ki biz öğrenci olduğumuz için, yani baktığımız kaynaklarda birkaç örnek olsun ve hani örnek üzerinden bir şeyleri daha iyi kavrayalım diye, hani bunu olsun istiyoruz. Yani o yüzden böyle kaynaklarda örnek projeler falan olduğu zaman bize çok yardımcı oluyor gerçekten. Öyle o konuda yabancı kaynaklar bizim Türkçe kaynaklarımızdan çok daha artı durumda. Çünkü Türkçe kaynaklar maalesef, ya en azından okuduğum, gördüğüm kadarını söylüyorum, örnek verme, teoriyi anlatma konusunda eksik kalıyor. Yabancı kaynaklar bu konuda çok daha iyi. Çünkü temelinde onlar bu işi yaptıkları için işin özüne daha iyi inebiliyorlar ve bol örnekle bu işi daha iyi anlatabiliyorlar. Orada yabancı kaynak daha iyi oluyor tabii ki.
Ama Türkçe kaynaklar da kıymetli. Kesinlikle onlar da cepte durmalı. Ben gömülü yazılıma nereden başlamalıyız dediğin soru yazmıştım aslında kendime ama tamam. Aslında biraz da cevabını verdik gibi. Evet, oldu. Biraz cevabını verdik. Gömülü yazılım için iyi bir C programlama dili çok önemli. Çünkü mikro denetleyici dediğimiz şey temel olarak içerisinde belirli bellek bölümleri bulunan, yani şöyle söyleyelim daha temel tabiriyle, mikro denetleyici dediğimiz şey aslında bir beyin gibi düşünebiliriz bunu. Bu beyni kontrol etmek için de belirli noktalar, belirli komutlar var. Aslında biz bu komutlarla bu mikro denetleyiciyi kontrol ediyoruz. Mikro denetleyiciyi kontrol etmek için her mikro denetleyicinin kendine has bir komut bloğu var. Ancak bu aslında o beyni en ince noktasını tek tek oynayarak programlamak demek. Bu da kullanıcı için çok zor olduğu için o dile daha yakın olan ve insan diline de daha yakın olan, yani insana da yakın, ona da yakın olan bir programlama dili, C'yi kullanıyoruz. Bu sayede biz o makinenin kendi komutlarına, mikro denetleyicinin kendi komutlarına inmeden kendi konuştuğumuz konuşma diline de yakın olan bir programlama dili kullanıyoruz. C programlama dili. O yüzden gömülü yazılıma başlamak için öncelikle C programlama bilmek çok önemli. C programlamadan sonra da bir mikro denetleyicinin hangi firmanın hangi mimariye sahip olursa olsun hiçbir önemi yok. Öncelikle çalışma mantığını bilmek gerekiyor. Yani bir mikro denetleyici nasıl çalışır? Bir mikro denetleyicinin çevresel birimleri nelerdir? Ben bununla ne yapabilirim? Ne kabiliyetleri var? Bunları bilmek lazım. Ardından da bizim mikro denetleyicinin daha temel dediğimiz kontrol adreslerine inmek gerekiyor. Onun için de bir ayar yaparken, bir işlem yaparken hangi ayarları yapmam gerekiyor? Neler yapmam gerekiyor? Onu öğrenmek gerekiyor. Bu genel olarak bütün mimaride aynıdır. O yüzden önce C'yi bilip ardından bir mikro denetleyicinin çalışma prensibini, her bir çevresel birimin konfigürasyonu nasıl olduğunu öğrenebilirsek, mikro denetleyici hangi marka kullanırsak kullanmış olalım ya da hangi model kullanmış olursak olalım hiç fark etmeksizin istediğimiz mikro denetleyicileri programlayabiliriz demektir. Yani aslında sorunun cevabı yine C oluyor. Önce C, sonra mimariyi anlamak. Bu alanda staj ve iş fırsatlarından falan bahsedebilir misiniz? Yani elektriğe göre mesela elektronik mühendisleri daha zor iş buluyor dedik başta. Doğru. Şöyle. Çünkü ülkemizdeki teknolojinin gidişatını bakacak olursak şu ana kadar olan kısımda elektrik hakimiyeti gerçekten vardı ama son birkaç yıldır özellikle savunma sanayinin artması ardından az önceki söylediğim bilginin çok kolay erişilebilir olması sayesinde ve yapılan çalışmaların da artmasıyla beraber elektronik anlamdaki ve yazılımsal anlamdaki iş kabiliyetimiz artmaya başladı. Bununla beraber gömülü yazılım alanında ve gömülü sistem mühendisliği alanında artık ihtiyaç doğmaya başladı. Bu yüzden staj bulmak da çok kolaylaşmaya başladı. İş bulmak da çok kolaylaşmaya başladı. Burada yine aslında sektör o kadar geniş ki kişinin hangi alana yönelileceğini bilmesi çok önemli. Yani artık insanlar bir mikro denetleyiciyle akıllı otomasyon, akıllı ev sistemleri de yapabiliyor. Bir otomotive elektronik parça da yapabiliyor. Ya da savunma sanayinde belirli işler de yapabiliyor. Yani sektör çok geniş. Öncelikle hangi alanda çalışacağımızı, hangi alanı istediğimizi bilmek çok doğru. Ardından o alanlarda çalışan firmaları bulup onlarla birebir görüşmek çok mantıklı. Yani bundan 3 yıl önceye kadar ki staj bulma, iş bulma imkanıyla şu an arasında çok büyük farklar var bence. Ve ilerleyen yıllarda çok daha farklı olacak. Çünkü sizin ülke olarak oradaki yapma kabiliyetiniz aslında size kapı açmış oluyor. Tabii bunun farklı etkenleri de var. Hepsi bir araya geldiğinde olay daha da büyüyor. Şu anda elektronik anlamda, teknolojik anlamda, iş geliştirme anlamında ivmeli durumda gidiyoruz. Teşekkür ediyorum. Mikro denetleyicilerden bahsettik. Yani kendimizi geliştirmemiz için önerebileceğiniz işlemciler var mı? Mikro denetleyiciler. Tabii. Hangisini öğrenirsek daha iyi? Şimdi öncelikle biliyorsunuz
birkaç yıl önce, daha geçen yıla kadar çok popüler olan Arduino vardı. Üzerinde Atmel çipi bulunuyor. Arduino programcılığı artık biraz hobi programcılığına döndü ki temelde de zaten buna yatan bir programcılıktı. Burada bir sistemi öğrenirken benim tavsiyem kesinlikle amaç kodlamak olmamalı, amaç mimariyi öğrenmek olmalı. Çünkü Arduino programcılarının birçoğunun sıkıntısı başka bir mikro denetleyiciye geçtiğinde çalışamamak oldu. Çünkü mimariyi bilmek önemli. Bu tarz sistemlerde kesinlikle Arduino programcılığı yapılmasın demiyorum. Tabii ki o da yapılsın. O bir kenarda dursun. Ama mühendislik öğrencilerinin kesinlikle bu alanda çalışmak istiyorsa bir mikro denetleyicinin mimarisini öğrenecek şekilde çalışması gerekiyor. Örnek verelim. PIC mikro denetleyicileri var. Burada çalışmaya başlarken öncelikle o mikro denetleyicinin mimarisini, çevresel birimlerini, işte giriş çıkış pinleri var, analog dijital çeviriciler var, zamanlayıcılar var, haberleşme protokolleri var. Bunların çalışma mantığını öğrenirse ve bunların çalışma mantığını öğrendikten sonra da bunları kullanabilmek için hangi konfigürasyonları yapması gerektiğini, hangi ayarlamaları yapması gerektiğini öğrenirse, ardından hangi mikro denetleyiciye geçerse geçsin çok rahat bir şekilde öğrenecek demektir. PIC'ler popülerliğini yavaş yavaş azaltmaya başladı. Onun yerine şu anda ST firmasının üretmiş olduğu STM mikro denetleyicileri popülerliğini arttırmaya başladı. Çünkü ARM tabanlı olması ve birçok bir pinde farklı çevresel birimleri aynı anda kullanabilmek kabiliyetinden ötürü, aynı andan kastım bir pinde farklı çevresel birimlerin birçoğunu dahil etmesinden dolayı, yoksa aynı anda sadece bir tane çevresel birim kullanabiliyoruz. Bu kabiliyetlerinden ötürü, yüksek hız kabiliyetlerinden ötürü popülerliğini arttırmaya başladı. Benim tavsiyem tabii ki eskiyi de bilmek önemli, ama ST gibi bir mikro denetleyiciyle çalışmaya başlamak, hazır ülke bu tam hız ST'ye dönmüşken, ST'ye yönelmişken oradan yakalamak çok büyük artı olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Sizin kendi iş başvurularınızdan falan bahsedebilir misiniz birazcık? Yani nasıl geçti başvurular ve tabii, hani o dönemde yaşadığınız şeylerden, yani evet, deneyimlerinizden. Ben üniversiteden çıktığımda aslında gömülü yazılım tarafında çok hakim bir insan değildim. Tabii ki iş ararken de aslında sadece gömülü yazılım alanında değil, birçok alanda arıyordum. Artık kendimi yönlendireceğim ya elektronik anlamda ya da gömülü yazılım anlamında yönlendireceğim bir alan arıyordum. Bununla yaptığımız görüşmelerde de genel olarak karşıma çıkan sorular az önce sizde bahsettiğim konularla alakalı. C bilgisini ölçme, temel elektronik bilgisini ölçme, C ile zaten yazılım bilgisi de ölçülmüş oluyor. Ve ardından da üniversite hayatında yapmış olduğun işler. Bunu neden önemli görüyorum? Ya insanlar neden önemli görüyor? Çünkü siz üniversitede kendinizi ne kadar çok dolu doldurursanız, ne kadar çok grup çalışmaları, ekip çalışmaları yaparsanız, sizin için iş hayatında bir artı oluyor. Çünkü insanlar olaya şöyle bakıyor. Bu arkadaş üniversite hayatı boyunca boş durmamış, ekip çalışması yapmış, ekiple çalışabilecek kabiliyette, kendini geliştirmeye çalışmış ve ortaya bir şeyler çıkarmış ya da çıkarmamış fark etmeksizin, o istek personelde, kişide artı yapıyor. O yüzden üniversitede olabildiğince ekip çalışmalarına, proje çalışmalarına katılmak çok büyük artı. Aynı şekilde farklı noktalarda eğitimler almak. Bu aldığınız eğitimlerle alakalı bir şeyler, bir çabalar, bir uğraşılar yapmak. Bunlar iş hayatında, iş başvurularında, staj başvurularında kişiyi ön plana atan noktalar. Yani size iş başvurunuzda ortalamanızı bir kere sorarlarsa, üniversitede yaptığınız çalışmalarını 5 kere sorarlar. Üniversitedeki mezuniyet ortalamanız sizi 2 adım ileri itiyorsa, üniversitede yaptığınız bir proje sizi 5 adım ileri atar. O yüzden üniversite hayatı boyunca yöneleceğiniz alanla alakalı çalışıp üzerine herhangi bir şey koyabilirseniz, herhangi bir iş yapabilirseniz, bu sizin için çok büyük bir artı olacaktır.
Peki mülakatlarda mesela sorulabilecek birkaç soru örnek verebilir misiniz? Yani bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlarımız vardır illaki. Yani hem örnek olur bizim Şimdi açımızdan. mülakatlar için öncelikle şunu söyleyeyim. Mülakat tarafında kişiden beklenen şey şudur arkadaşlar. Mülakatta sizden beklenen en önemli özellik sizin o işi yapmak istediğinizi, orada çalışmak istediğinizi gösterebilmeniz. Zorluk karşısında dirayetli olabilmeniz. En önemli şeyler bunlardır. Çünkü iş hayatında gerçekten zorlukla karşılaşacaksınız. Kriz olacak. Bu krizi yönetebilmeniz önemli. İş hayatında size farklı farklı işler gelecek. Bu işleri yapabilecek inancı kendinizde görebilmeniz. Genelde bu tarz noktalarda çok soru işaretleri olur. Ve genelde bu tarz noktalarda kişiyi net bir şekilde görmeye çalışırlar. O yüzden karşı tarafa ne kadar istekli olduğunuzu gösterirseniz hiç bilginiz olmasa dahi artı durumda olabilirsiniz. Mülakatlarda sınav yapıldığı da oluyor. O yüzden dersleri önemseyin. Yani ben elektronik anlamda teste tabi tutulduğumu, C programlama dili için teste tabi tutulduğumu hatırlıyorum. Bayağı elektronik 1, elektronik 2 seviyesinde sorular sorulduğunu yazılı olarak onları cevapladığımı, hatta C programlamayla alakalı, bir mikro denetleyici programlamayla alakalı sorular sorulduğunu hatırlıyorum. Genel olarak bu her firmada yapılmasa da yapılan firmalar var. İngilizce için mülakat yapılan firmalar var. Teknik mülakat ya da konuşma mülakatı yapılabiliyor. Bu aslında biraz firmanın tutumuyla alakalı. Ama dediğim gibi yine tekrar edeyim. Burada en önemli nokta sizin orada çalışmayı istediğinizi göstermeniz. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarım bir soruları varsa yorumlara yazabilirler. Tabii. Yazmamışlar şu anda. Bu arada bu kitabı da alabiliriz aslında şey olarak. Neyi? Demin bahsetmiştiniz ya. Bir saniye buradan da bakayım ben. Evet, The Art of Electronics. Şuraya yazalım. Yabancı bir kitaptır bu. Chat kısmına yazdım. The Art of Electronics. Art Electronics diye de bulabilirsiniz. Şöyle de atayım. İnternette PDF'leri de var diye hatırlıyorum. Özellikle elektronik tarafındaki arkadaşlar için İngilizce çok kaliteli bir kitaptır. Herkese. Aslında sadece elektronik için de değil, gömülü yazılım alanına kayacak arkadaşlar için de tavsiyemdir. Çünkü sadece yazılım bilmek yetmiyor. Donanım da bilmek gerekiyor. Aynı şekilde sadece donanım bilmek yetmiyor. Bazen yazılım da bilmek gerekiyor. Türkiye şartları gereği bunların hepsini paralel olarak götürmek önemli ama sadece birinde yoğunlaşmak kıymetli. Teşekkür ediyoruz. Benim sorularım bitti şu anda. Zaten bayağı da bilgilendirme açısından iyi oldu yani. Benim sorularıma cevap verdiniz. Teşekkür ederim. Arkadaşlarımızın soruları yok şu anda gelmemiş. Soru olursa cevaplamak isteriz. Test güdümlü programlama paradigması kullanarak yazılım geliştiriyor musunuz demiş Atilla Turgut. Test güdümlü. Doğru mu anladım? Ekrana yansıtamıyorum. Test güdümlü programlama paradigması kullanarak yazılım geliştiriyor musunuz? Şöyle, biz programlamayı şöyle yapıyoruz. Ben bir mikro denetleyici programlarken öncelikle bir programlama mimarisinde, programlama dilinde en önemli şey hata ayıklama yapmaktır. Debugging yapmaktır. Bir mikro denetleyici programlarken ilk yaptığım şey debugging yapmak, sistemi izlemektir. Debug'la %100 hatayı çözmeye çalışırsınız. Debugging yaptıktan sonra
Yine en önemli kriterim, eğer haberleşme protokolleriyle çalışıyorsam kesinlikle karşı tarafta bir alıcım olur. Örnek verelim, şu an otomotiv sektöründe çalışıyorum. Bir aracın bir donanımını tasarlarken, onun yazılımını yaparken onun bağlandığı birimin de kodunu yazıyorum. Bu sayede bütün mesajları o tarafa gönderip ardından tekrar alabiliyor muyum, alamıyor muyum, onun testlerini yapıyorum. Temel olarak programlamadaki gidişatım bu şekilde. Bir soru daha gelmiş. Yurt dışına gitmeyi düşündünüz mü? İş imkanları hakkında bilginiz var mı? Yurt dışına gitmeyi düşünmedim. Düşünmüyorum da. Çünkü hani üniversitelerde çay sohbetlerinde nasıl ülkeyi kurtarıyorsak, aslında bu memleketi kurtarmanın yolu bu memleket için çalışmaktan geçiyor. Bu memleketin ayağına taş olan insanların yerlerine geçip çok çalışarak bu ülkeyi ayağa kaldırmak gerekiyor. O yüzden yurt dışına gitmeyi düşünmüyorum. Düşünmedim de. Burada hem kendimi geliştirip sonra başkalarını geliştirebilir miyim derdiyle çalışıyorum. Yurt dışındaki iş imkanlarıyla alakalı tabii ki az çok bilgimiz var. Ücretler tabii ki buradan daha yüksek. Orada farklı ülkelerde tabii ki farklı noktalarda verilen değer farklı. Ama burada bir kalifiyeli olmanız gerekiyorsa orada üç kalifiyeli olmanız gerekiyor. Bu da bir gerçek. Şu anda başka sorumuz gelmedi. Yavaş yavaş kapatabiliriz yayını isterseniz. Başka söylemek istediğiniz şeyler varsa buyurun. Çok güzel vakitiniz var. Yani bu biraz nasihat tarzında değil, dostane bir sohbet olsun. Vakti iyi değerlendirmek lazım. O yüzden birçok rakibiniz var artık. Eskiden her yerde mühendislik fakültesi yoktu. Şu an Türkiye'nin her yerinde mühendislik fakültesi var. Ve bu da demek oluyor ki bir yılda mezun olan öğrenci sayısını düşündüğümüzde rekabet edeceğiniz insan sayısı fazla. Onunla beraber sektörde iyi noktalara gelmek, iyi bir mühendis olmak istiyorsanız şimdiden başlamanız gerekiyor. Hobi olarak başlayın, hobi olarak çalışmaya başlayın. Takıldığınız yerde insanlar bulun. İyi yerlerde çalışan ya da kötü yerlerde çalışan fark etmez. Kötü yer diye bir şey yoktur zaten. Sektörde çalışan insanlarla irtibata geçin, sorular sorun. Benimle de irtibata geçebilirsiniz her türlü. Çekinmeyin. Kendinizi geliştirmeye bakın. Siz kendinizi ne kadar çok geliştirirseniz arayan eleman olmaktan değil, aranan eleman olmaktan bahsedilirsiniz. O yüzden ne kadar çok geliştirirseniz kendinizi o kadar sizin için iyi olur. Tavsiyem bunlar. İnternet gittiğine kadar. Genelde ARM mimarisiyle mi çalışıyorsunuz? Ben soruyu okuyayım. Küçük çaplı projeler için başka mimarilere çalışıyor musunuz? Evet. Şöyle, şimdi bir mikro denetleyiciyi seçerken aslında yine en büyük kriteriniz maliyet. Çünkü mühendisseniz aynı zamanda maliyet hesabı da yapmak zorundasınız. Yaptığınız işe göre mikro denetleyiciyi seçmelisiniz. Mikro denetleyicilerin kimisinde çevresel birim özelliği fazladır. Kimisinde hafıza birimi fazladır. Kimisinde güç tüketimi çok düşüktür. Bir projeyi yaparken seçeceğiniz mikro denetleyici aslında yapacağınız işe uygun olmalı. Yani ufak çaplı bir iş için çok büyük çaplarda iş yapan mikro denetleyiciyi kullanmak doğru değil. O yüzden %100 ARM mimarisinde çalışıyoruz diyemeyiz. Benim farklı mikro denetleyicilerle çalıştığım da oldu. En basit şöyle örnek vereyim. Sadece bir lazer projesi düşünün. Yani bir LED ışık, lazer ışığı yakıp söndüren bir mikro denetleyici olsun. Bu mikro denetleyicinin temel amacı giriş çıkış yapmaktır. Ve aynı şekilde SPI haberleşme protokol dediğimiz protokol ile haberleşen 3 eksen IM ölçer okuyan bir sistem yapacak olsanız, burada sizin için bellekte tutacağınız bir bilgi yok ve sadece dijital okuma ve aç kapa işlemi yapacağınız için büyük hafızalı bir mikro denetleyiciye de ihtiyacınız yok. Haliyle çok düşük hafızalı, çok küçük bacaklı, çok az bacaklı ki o mesela
16 bacaklıydı. Yani 4'er bacaktan. Bir mikro denetleyici de kullanabilirsiniz. Bu çalıştığınız alana göre değişir. Ama sadece ARM mimarisiyle çalışmıyorum. Ancak büyük oranda ARM mimarisiyle çalışıyorum. Çünkü ARM mimari olarak gerçekten çok başarılı ve şu anda birçok mikro denetleyici de ARM mimarisini almış durumda. Güzel soruydu. Teşekkür ederim. Derleyiciyle yorumlayıcı arasındaki fark nedir? Şimdi bu bir programlama dili sorusu. Derleyici dediğimiz şey sizin kaynak kodunuzu, yani bir editörde yazdığınız kodu, aslında C programlama yaparken düşünün, ekrana yazı yazıyorsunuz, int main yazıyorsunuz. O bir editördür. Oradaki editöre yazdığınız kodu az önce bahsettiğim mikro denetleyicinin anlayabileceği komutlara çeviren programa biz derleyici diyoruz. Yani siz kaynak kodunuzu insan diline yakın olan bir programlama diliyle yazıyorsunuz. Ancak bu yazdığınız kaynak kodu mikro denetleyicinin anlayacağı bir dile çevirmeniz gerekiyor. İşte onun için o işi yapan programa biz derleyici diyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Yayın için gerçekten teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Bizim rica ederim. Sorularımız gerçekten, yani hepsini cevapladınız. Bizim için çok verimli oldu yani gerçekten. Ben teşekkür ederim. Umarım daha iyi olur. Deneyimli mühendislerle konuştukça böyle bizim de ufkumuz açılıyor yani doğrusu. Hani ileride ne yapacağımız hep aslında biraz da bunlara bağlı oluyor. Hani böyle konuştukça farklı alanlardan mesela gözlerimiz oluyor diyebiliriz yani. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Rica ederim. Ben de tebrik ederim. Durmuyorsunuz. Durmayın da zaten. Olabildiğince herkese ulaşmaya çalışın. Kimden ne bilginin geleceği gerçekten belli olmuyor. Ayrıca bu saatte oturup beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize eğitim hayatında başarılar diliyorum. Aynı şekilde iş hayatında da başarılar diliyorum şimdiden. Umarım bir gün tekrar karşılaşırız. Umarım karşılaşırız Fatih Bey.